Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sımet ve bugün sizlerle arkadaşlar bu yılda Mapatrasyon yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada pembe sandalyeyi göstermedim, evet yanımda yine pembe sandalye var arkadaşlar. Her neyse, evet lafı fazla uzatmadan bugün sizlerle arkadaşlar efsane para kasma taktiklerini göstereceğim. Biraz genelleme yapacağım, bayağı güzel taktiklerimiz var arkadaşlar. Öncelikle bir önceki kanat çekilişini kazanan Muhammed isimli takipçime buradan selamlar. Kendisine kanadını gönderdim arkadaşlar ve bu videoya yorum yapan kişilerden birisine dur la kanat çok pahalı oldu ya, dur başka birisine ne hediye edelim, bu sefer dev tekerlek hediye edeceğim. Evet bu sefer dev tekerlek hediye edeceğim arkadaşlar. Zaten 250 robux yazdığına bakmayın, hediye edince 375 robux bir masraf çıkıyor. Sıkıntı değil. Takipçilerime hediye vermeyi seviyorum. Evet bu videoya yorum yapan kişilerden birisine 375 robuxluk bu dev tekeri hediye edeceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Açıklamasında bir sonraki videoda yaparım zaten arkadaşlar, bugün içerisinde herhalde birisine hediye ederim. Evet neyse, öncelikle bu videoyu sizlerden şöyle güzel bir 1000 like gelirse ben de gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu anda isterseniz like atın, ben de hemen para kasma taktiklerine geçeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet şu anda like attığınızı hissedebiliyorum. Şimdi profesyonel taktiklerden noob taktiklere doğru gideceğiz. Önce profesyonelleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi önce arkadaşlar bize bir tane stick gerekiyor, yani çubuk gerekiyor. Şuradan çubuğu alıyoruz ve yere bir tane koyuyoruz. Daha sonra üstüne metal bloklarımızı koyuyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3. Aslında bunu kafanıza göre yapabilirsiniz ya, gerçekten o kadar da önemli değil. 1, 2, 3. Daha sonra şuraya 1, 2, 3 tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonra bize bir tane hinge blok gerekiyor. Hinge bloğu alıyoruz. Hinge blok nerede? Hinge blok şu küçük parça arkadaşlar. Bu küçük parçayı da şu şekilde buraya koyuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tekrardan bir titanyum bloğu alıyorsunuz. Ve bu hinge bloğun hemen üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Titanyumda zaten bu oluyor. Hemen bu şekilde buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Daha sonra burayı bu şekilde tamamlıyorsunuz. Böyle bir şekil oluyor arkadaşlar. Hatta şurayı silsem mi? Acaba dengesi bozulur mu? Tamam, bu kadar yeterli olur. Daha sonra mıknatısımızı alıyoruz arkadaşlar ve mıknatısı biliyorsunuz zaten çok da pahalı bir şey değil. Mıknatısı da bu şekilde şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar ve bitti. Evet, bunu yaptıktan sonra geriye kalan pilot koltuğuna da koyduktan sonra rahat bir şekilde para kasmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu şekilde buraya oturalım. Hop, şöyle altımızdakini silelim. Select olayıp ankoru kapatalım arkadaşlar. Kontrol edebiliyor muyum? Bir test ediyorum. Tamamdır. Daha sonra F tuşuna basıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hop, istediğim gibi sona doğru uçabiliyorum arkadaşlar. Şöyle küçük komando, küçük komando, bayrağım nerede? Bayrağım yok, bayrağım yok, yüzerim derede. Aa, çok hızlı gidiyor. Oh Allah, vallahi çok hızlı gidiyor. Anan. Oy. Ah tamam, bu yeter. Bu kadardı. Gördüğünüz gibi sona geldim arkadaşlar. Gerçekten çok rahattı. Allah dur, ölmeyelim. Dur şöyle tekrardan. Allah! Lan uçma. Dur. Makine kontrolden çıktı. küçük komando. Silahım nerede? Silahım yok. Yüzerim nerede? Dur. Heh tamamdır, geldik, güzel, tamamdır. Evet evet, bu şekilde sona gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu profesyonel taktiklerimizden birisiydi. Evet şu şekilde gidelim ve altın ödülümüzü alalım. Abi bu oyunu çok seviyorum ya, vallahi ben bu oyunu çok seviyorum. Neyse, evet gidelim altınımızı alalım. Ben de altınımı alırken siz de like atarsanız güzel olur, bir 1000 like'ı geçelim ya. Evet şöyle altınlarımı alıyorum ve bir altın bloğu %100 alıyoruz zaten. Bakalım kaç altın verecek, önemli olan o. Çok hızlı geçtik, o yüzden biraz eksik altın verebilir. Evet şu anda bakıyoruz, bakalım kaç altın verecek ve... evet arada birkaç tane eksik oldu, 142 altın verdi. İyi ya, çok da kötü değil, 142 altın iyi arkadaşlar. Baksanıza yani her videoda para kasa 6000 biriktirdim. Ben video dışında neredeyse hiç gemi yapma girmiyorum ve bayağı altın kasmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse tamam, lafı fazla uzatmadan bir sonraki taktiğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki taktiğimizi çok seviyorum, sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir tane tutkalı alıyorsunuz arkadaşlar. Tutkalı yere koyuyorsunuz. Daha sonra üstüne oturuyorsunuz. Şaka yaptım, öyle bir şey yapmayın. Daha sonra buradan altın bloğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Altın blok. Altın blok. Altın bloğu alıyorsunuz ya. Bunu bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane koy. Oğlum çok oldu lan. 6 tane yeter, tamam. Bunu koyduktan sonra aynı şekilde buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz daha uzatalım. 8, 9. 9 yeterli olur mu bu kadar? 10 yapalım. 10.
Yeterli olur herhalde. Tamam. Daha sonra bunu yaptıktan sonra buradan geliyorsunuz ve move diye bir şey var ya, bakın burada. Bunu 0.5 yapıyorsunuz arkadaşlar ve buradan esnaf taburesini alıyorsunuz. Esnaf taburesini bilmeyenlere göstereyim şu arkadaşlar. Biz buna esnaf taburesi deriz. Bu kanalda yaygındır. Biz buna hep esnaf taburesi deriz. Bu şekilde altın bloğuna bakacak şekilde koyuyoruz bunu arkadaşlar ve daha sonra buna oturuyoruz aga. Hop şu şekilde oturuyoruz ve daha sonra oldu mu lan? Ha oldu, tamam. Bir dakika, olmamış, bir dakika, yanlış yaptık, bir dakika. O şekilde koymayacaksınız, tam şu altına denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ha şöyle, bu şekilde koyacaksınız arkadaşlar ve oturacaksınız. Daha sonra ESC'ye basacaksınız. Settings'ten buradan Shift Lock'u açacaksınız arkadaşlar. Shift Lock'u açmamız burada gerçekten çok önemli, bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Bunu açarsanız gerçekten çok iyi olur. Daha sonra tekrardan tutkal bloğunu alıyoruz arkadaşlar. Tutkal bloğunu şu şekilde buraya koyuyoruz ve aynen bu şekilde buraya koyuyoruz ve dikkatli bir şekilde buradan sandalyeyi siliyoruz ve böyle bir görünüm oluyor arkadaşlar. Daha sonra eğer varsa bir hız şekeri veya pembe şeker yemenizi tavsiye ederim. Ben şöyle bir pembe şeker yiyeceğim arkadaşlar. Evet, daha sonra Shift Lock'u açıyorum ve çalışmadı. Neyse, bunu kaldırmış olabilirler bu arada. Yine de deneyeceğim. Alttaki tutkalı siliyoruz arkadaşlar ve ankor. Evet, ankoru kapatıyoruz arkadaşlar. Hop. Ve evet, Shift Lock'u açtım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, hop. Hadi bakalım gidelim. Bekleyin. Hop. Sakin. Hop, kontrol etmesi biraz zor. Ben de tam alışamadım açıkçası. Hadi ve evet, bu şekilde sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan yavaş yavaş oğlum. Lan hepsinin üstünden geçtik, yavaş. İşte bu. Hop. Abi çok hızlı bitiyor ama. Çok hızlı bitiyor ya. Oha. Dünyadan aşağıya uçtum. Oğlum çok hızlıymış bu. Bunu yapmayın lan. Bu aşırı hızlıymış. Ben bu kadar hızlı olduğunu hatırlamıyordum bunun. Uçtum lan. Bayağı hızlı oğlum. Bunu yapmayın ha. Bayağı hızlı çünkü. 68 altın verdi. Gene yakın ya. 100 altına yakın. Güzel. 68 altındı ya ama daha iyi olabilirdi ya. Allah. Neyse, siz daha iyi sürerseniz daha iyi gidebilirsiniz. Ben bayağı diye yardırdığım için arkadaşlar biraz hızlı gitmiş olabiliriz vallahi yani. Evet, sıradaki para kasma taktiğimize geçelim. Sıradaki para kasma taktiği güzel ya. Evet, şunu yere şu şekilde bir tane kalp koyacağım ama yavaş, haberiniz olsun. Yere, bu seferki biraz yavaş. Kalp koymaya gerek yok ya, ne koyalım? Yere tutkal koyalım aga. Tamam mı? Daha sonra bir tane buradan titanyum blok alın şöyle ve bunu yukarıya doğru şöyle yükseltin abi. Tamamdır. Şu kadar yükseklik yeter. Daha sonra bunun ortasını bulun. Ortası neresiymiş? Burasıymış. Hemen ortasına bir tane daha koyun ve bunu şu şekilde bir artı simgesiyle çevirin arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada bir artı oldu arkadaşlar. Bu pozitif enerji geliyor şu an. Neyse, tamam, kötü espri yapmaya gerek yok. Daha sonra buraya bir tane pilot koltuğunu yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Pilot koltuğunu yerleştirdikten sonra bize sadece şeker gerekecek. Şekeri alıyorsunuz, yiyorsunuz ve koltuğa oturuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra artık yağ bloğunu silebilirsiniz ve select all'layıp ankoru kapatıp oyunu rahat bir şekilde başlatabilirsiniz. Böyle döne döne sona gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı basit bir para kasma taktiğidir. Zaten çok işleyebilir. Kanalımdaki videolardan birisi buydu zaten. Ve bunu da büyük ihtimalle Mustafa ile çekmiştim, aynen. Tabii bu şu an pek de dayanıklı değil. Siz daha dayanıklı yapabilirsiniz. Ucuna yaylar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sona doğru gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Hop bam. Bam bam. Evet, bu şekilde sona doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben biraz sona doğru giderken siz de videoya like veya yorum bırakabilirsiniz. Şu an nasılsınız mesela yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne de olsa yorum yapan kişilerden birisine tekerlek vereceğim. İsminizi yazarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, tamamdır, güzel. Bu taktikte bu şekilde zaten biraz yavaş gidiyor ama parayı garantilersiniz. Şöyle reset çekeceğim arkadaşlar. Çok da bir şey göstermeye gerek yok zaten. Artı simgesi W, S'ye veya W'ye basılı tutup ileri doğru gidiyorsunuz zaten. Evet, 51 altın kazandık, gayet iyi. Güzel, 51 altın iyi arkadaşlar. Daha sonra gelelim son taktiğimize. Ben buna noob taktiği diyorum ve çok sık sık yaptığım taktiklerden birisiydi oyunun başlarında. Çünkü oyunun başlarında noob'tum. Evet, gelelim en sevdiğim taktiklerden birisine. Yere bir tane tutkal koyuyorum. Yere tutkal koyduktan sonra bir tane wood block, yani odun bloğu alıyorum. Ve şöyle bir tam ortasına koyalım. Bir, iki, bir tane şuraya, bir tane de şuraya ve bir tane de şuraya koyuyorum ve gördüğünüz gibi burada odunlardan bir artı şekli oluştu. Daha sonra arkadaşlar ne mi yapıyorum? Buradan geliyorum ve hinge block denilen malzemeyi alıyorum. Bir dakika, nerede o hinge? Burada, tamam, güzel. Hinge block bunun tam ortasına şu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Hinge block diktikten sonra bunun önünde şu şekilde duruyorum aga ve buradan jetpack'i alıyorum. Jetpack, bakın, kırmızı jetpack, kanatlıyı almayın sakın. Evet, kırmızı jetpack'i aldım ve daha sonra buradan metal çubuğu alıyorum. Şu titanyum rotu alıyorum ve şu şekilde
Hinge bloğun üstüne koyuyorum. Yamuk oldu. Karakterim yamuk durdu. Karakterim biraz mal olabiliyor ara sıra. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Tekrar deneyeceğim. İnşallah karakterim dönmez. Hop. Bak gene döndü. Abi ben bu karakteri döverim ama. Ben bu komandoyu döverim ama. Dur. Bekle bir daha. Dönme. Heh, tamam dönmedi. Güzel. Evet. Bu şekilde koyduktan sonra alttaki yağ bloğunu siliyorum. Buradan ankoru kapatıyorum ve hop şu şekilde. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hop. Hop. Hadi uç oğlum. Uç. Ah. Niye uçmuyor? What? Bunu kaldırdılar mı lan? Bu niye uçmuyor? Bunun uçması gerekiyordu en son. Bilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şu anda böyle gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zıplamaya çalıştığınız zaman da hop. İşte bu. Evet böyle rahatça paranızı kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani evet gördünüz orada jet hızında gidiyorum ve burada niye olmadığını bilmiyorum. Galiba bu bug'ı kaldırmışlar arkadaşlar. Siz en iyisi daha önceki yaptıklarımı kullanın arkadaşlar. Bu sanırsam kaldırılmış. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.